Teşekkür ederim önce. Hayırlı olsun mesajınız için. Şimdi biliyorsunuz bu süreç 7 aydan beri devam eden bir süreçti. Kulüpler Birliği Vakfımız da bu sürecin içerisindeydi. Biz bir hafta önce yönetime geldiğimizde aslında anlaşılmış ve üzerinde mutabık kalınmış bir rakam vardı. Spor Toto isim hakkı hariç 2 milyar 50 milyon lira. Bu 2 milyar 50 milyon 2 yıllık sözleşme önümüzdeki yılda TÜFE bölü 2 şeklinde bir yıl sonra devam edecek şekilde bir anlaşmaydı. İlk yönetim kurulu toplantımıza o günkü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Ahmet Ağoğlu katıldı toplantının başına. Orada da ifade etti. Biz mutabığız, size bu konuda yetki veriyoruz diye. Yönetim kurulumuz da aynı yetkiyi bana verdiler. Yaptığımız görüşmelerde bu rakamın bizim için, biz göreve yeni geldik. Bir takım şartlar konusunda benim verdiğim öneriler, bizim yaptığımız çalışmalar, Yusuf Bey'in de aynı şekilde bu konuda olumlu yaklaşması üzerine biz rakamı 150 milyon lira daha yukarıya çıkmasını sağladık ve 2.2 milyar lira üzerinden bugün şimdi sizlerin huzurunda anlaşmayı imzalayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nın istediği rakamın da üzerinde inşallah. Burada hedefimiz şu: biz yeni bir bakışla bu işe soyunuyoruz. Yeni bakışımız da şu: biz de bu işe birlikte giren arkadaşlarımız, kurumlarımızla el ele vererek çalışmak istiyoruz. Hiçbir zaman karşı karşıya olmak istemiyoruz, yan yana olmak istiyoruz. Onların Türk futbolunu desteklemesi, az önce bahsetti Yusuf Bey, 105 ülkede şu anda gösteriyoruz dedi. İnşallah biz dizi filmlerimizi 140 ülkeye satıyoruz. Niye 140-150 ülke olmasın? Futbolumuzun marka değerini ne kadar artırabilirsek, gönül ister ki bir sonraki yapılacak ihalede 3 milyarları, 5 milyarları hedefleyelim. Takımlarımız çok daha Avrupa kupalarında başarılar göstersin, Türkiye'de başarılar göstersin. Çünkü ben inanıyorum ki marka değerimizi artırırsak sadece futbolun marka değerini artırmayacağız. Ülkemizin de tanıtımında gerek endüstri olarak olsun, gerekse turizm olarak olsun büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Olay o yüzden tek boyutlu sadece futbol olarak bakmayalım, komple bakalım. O yüzden de bu konuda mutabık kaldık. Biz inşallah başka projelerimiz var. Her konuda genel kurulda bahsetmiştim. Futbolun eksikliğini hissettiği en önemli konulardan bir tanesi güven. Biraz önce konuşmamda da söyledim. Ben yönetim kurulumuza güveniyorum dedim. Siz de bize güvenin dedim. Bu güven ortamını sağlayabilirsek bu her tarafta. Yani Türk futbol ekosisteminde hepimiz birbirimize güvenmeyi mutlaka ön plana almamız lazım. Medyasından başlayarak, futbolcusundan, teknik direktöründen, hakeminden, yöneticisinden, federasyonundan hepimiz birbirimizle el ele vermemiz lazım. Birbirimizle kavga ederek hiçbir yere varamayız. Yapmamız gereken şey önce birbirimize saygı göstereceğiz, daha sonra da sevgi göstereceğiz. İnşallah bunu başarabilirsek biz yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Tüm toplumun tüm kesimleriyle. Hep bahsettim konuşmalarımda. Biz gençleri, çocukları, kadınlarımızı stadyumlara davet ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Gerekli görüşmeleri yaptık, RTÜK'le görüşmelerimizi yaptık, kamu spotları hazırlayacağız. Yani şu pandemi sonrası yeni bir başlangıç, Türk futboluna yeni bir soluk, yeni yüzler, yeni bir takım projelerimiz var, Beyin Spor'la, onları da önererek zaten bu fiyatı yükselttik. İnşallah bu bizim önerilerimizle birlikte çok güzel işlerin altına imza atacağız. Allah inşallah
yüzümüzü kara çıkarmaz, başarırız. Ama başta medyanın da bu konuda bize destek olması lazım. Sizlere büyük görev düşüyor. İnşallah hakkımıza hayırlısı olur. Hakkımıza derken Türkiye futbolunun hakkına hayırlı olur bu anlaşmada. Amaç iyi güzel işler yapabilmek. Teşekkür ederim. Sizde yaptığımız Ankara'daki canlı yayında da bahsetmiştim. Biz dersimizi çalışarak geldik demiştim. Çok güzel ve çok konusuna hakim yönetim kurulu üyelerimiz var. Ve çok hızlı bir şekilde toplantı, ilk toplantımızda iki karar aldık. Çarşamba günü bir toplantı daha yaptık. Sonra dün de kısmen devam ettik. Çünkü çarşamba günü iki toplantı yaptık. Bir öğlen yaptık, bir akşam geç saate kadar bir toplantı yaptık. Aslında şunun altını çizmek istiyorum. Eğer niyet çok önemli. Bizim niyetimiz güzel işler yapmak. Bunun için de çok geç kalmış kararlar var. Bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Beyin Spor'un yurt dışında 105 ülkede bayrağımızı dalgalandırması tabii ülkemiz adına gurur verici bir şey. Ben de daha önceki dönemde bir Türkiye İlaçlar Meclisi Başkanlığı yapmış olmamdan dolayı her yıl 50 ülkeye gidiyorduk Sayın Cumhurbaşkanımızla, önceki dönemde başbakanlarımızla. Ve bu 50 ülkeye giderken de amacımız şuydu, daha fazla ihracat yapabilmek, Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak. Biliyorsunuz ihracat demek, üretim demek, istihdam demek, cari açığı azaltmak, dış ticaret açığını azaltmak demek. Aynı şey neden futbolda yapmayalım? Neden futbolcularımızı ihraç etmeyelim? Neden futbol maçlarımızı daha fazla ülkede göstermeyelim? Bunun için de inşallah beyin medyayla el ele verip bunu başaracağız ve Türkiye'nin futbol ekonomisi olarak da genel ekonomisine katkı sağlayalım. Bu bizi gururlandırır. Bu bize büyük bir imajımıza ve Türkiye'nin futbol marka değerine katkı sağlar. O yüzden bunu çok önemsiyoruz. İnşallah altyapıdan başlayarak birçok yapmayı planladığımız hakemlik akademisinden, futbol akademisinden tutup seyircileri stada getirmekle ilgili birçok projemiz var. İnşallah hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. İkinci sorunuza gelince şu anda Antalya'da yapılan gençler şampiyonası işte U15, U16, U17 orada şu anda hakemlerimiz o maçlar U16, U17 olduğu halde VAR'la şu anda izleniyor. VAR'la çalışılıyor. Bu niye yapılıyor? Bu işte biraz önce sizin sorduğunuz birinciliği de bu sene başlayacak olan VAR uygulamasının aslında demosu yapılıyor. İnşallah sezon başında hızlı bir şekilde bunu yetiştirmek istiyoruz. Bunu da başardığımız takdirde zaten Süper Lig'de önümüzdeki bizim orada da VAR'la ilgili bir takım çalışmalarımız var. Eğer gerekli şeyleri yapabilirsek VAR hakemleriyle sahadaki hakemleri ayırmak istiyoruz. Bunu başarırsak daha sonra da bunu birinci ligde de yapabiliriz. Ben bu konuların hepsinin radikal ve Türkiye'de bu zamana kadar yapılmayan başta hakem atamalarında da kısmi hibrit olarak yapay zeka ve insan, yine gözlemcilerde yapay zeka ve insanı birlikte kullanıp insan inisiyatifini minimuma düşürmek istiyoruz. Bu şekilde de basında özellikle televizyonlarda hakem tartışmalarının yerine futbolun güzelliklerinin, futbolunun taktik anlayışlarının konuşulmasını istiyoruz. O yüzden eğer bunu başarabilirsek çok farklı bir yerde olacağız. Yani gündemi burada bütün kulüp başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza, hakemlerimize de büyük görev düşüyor. Eğer bu konuda da bir konsensüs sağlayabilirsek İnşallah orada da çok güzel şeyler olacak.